yerde ve gökte Mehdi'dir. Maşallah. Neden gökte diyor? Çünkü peygamberimiz biliyorsunuz peygamberlerle görüştü ve Mehdi ile de görüştü. Bu nerede oldu? Gökte oldu. Gök aleminde oldu. İnsanlar nihayet İmam Mehdi'ye gelirler, rükû makam arasında kendisi istemediği halde ona biat ederler. Eğer kabul etmezsen boynunu vururuz derler. Yani öldürürüz seni derler diyor. Yer ve gök ehli Mehdi'den razı olur. Ali Hüsamettin El-Müttaki Celaleddin Suyuti'nin Tasmin Hazretleri Kahraman Neşiyat sayfa 31. Fitne içindeki insanlar kan akıtıldığı bir zamanda evinde oturmakta olan evinde, siyasetle alakası olmadığını buradan anlıyoruz. Evinde oturmakta olan İmam Mehdi'ye gelir ve bizim için kalk artık derler. Mehdi ise kabul etmez. Mehdi ancak ölümle tehdit edildikten sonra onlar için kalkar. Ondan sonra artık kan dökülmez diyor, kan duruyor. İnşallah. İbni Ebu Şeybe de var, Abdurrezzak da var, Kitab-ı Burhan fi Alamet-i Mehdi ayrı zamanda var. El-Kavlül Muhtasar fi Alamet-i Mehdi Muntazar'da İmam Mehdi ancak baskıyla başı geçmeye razı olacaktır diyor. Büyük olaylar olacağı anlaşılıyor buradan da. İmam Hasan şöyle buyurmaktadır. Meryem oğlu İsa Mesih onun evet. İmam Hasan şöyle buyurmaktadır. Meryem oğlu İsa Mesih onun Mehdi'nin arkasında namaz kılacağı kaim Hazreti Mehdi hariç hepimizin boynunda biat sorumluluğu vardır. Yüce Allah boynunda hiç kimsenin biat sorumluluğu olmaması için Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın doğumunu gizleyecek ve gizli olmasını emredecektir. Yani öyle hastanede falan doğum yok. Evde doğuyor. Bir de hiç kimseye biat etmemiş olacak diyor Mehdi. Yani herhangi bir tarikat, cemaat, bir kişiye bağlı değil. Mücemmül Ehadis İmam Mehdi cilt 3 sayfa 165. Kıyamet kopacağı vakitte Hazreti İsa Mesih yeryüzüne inecek ve böylece bütün milletler gerçekten İslam milleti olarak tek bir millet haline gelecektir. İsa Mesih Aleyhisselam gelmeden önce Mehdi Mekke ve Medine ve haremlerinde ortaya çıkacak. Sonra Kudüs'e gelecek. Ondan sonra Deccal gelip onunla beraber bulunacak. İsa Aleyhisselam da Dımeşk'te yani Şam'da doğum minaresinin tarafından inerek Deccal'i etkisiz hale getirecek. Deccal orada bir darbe ile etkisiz hale gelecek. İsa yeryüzüne ince tuzun suda eridiği gibi Deccal de eriyip gidecek. Bundan sonra İsa Aleyhisselam Mehdi ile buluşacak. Bu arada namaz kılacak. Mehdi namazı kıldırması için İsa Mesih'e işaret edecek. Fakat İsa bu namaz senin için kılınıyor diyecek. Mazeret bildirecek ve sen bu namazı kıldırmaya benden daha layıksın diyecek. Bu çok önemli bir ifade yalnız. Bak diyor ki sen bu namazı kıldırmaya benden daha layıksın. Diyecek İsa Aleyhisselam Hazreti Peygamber'in şeriatına uyduğu ortaya çıkması için Mehdi'ye uyacak. Yani o Mehdi'ye uymasının nedeni halk görsün. Yani ben Mehdi'ye uyuyorum. Siz de uyun. Yani Hristiyan alemine işaret vermiş oluyor. Ben Kur'an'a uyuyorum. Siz de uyun. Ona öyle gelecek. Böylece beraber namaz kılacaklar. Çünkü o cemaatiyle zaten onun İsa Mesih olduğunu bilecek Hristiyanlar daha önce. Yani bayağı yayılacak. Tereddüt olmayacak. Yani İsa Mesih olduğunu tereddüt olmayacak. O tabi oldu adam yani. Ama zaten çok istidatta iken diyor Bediüzzaman. Yani tam birleşme istidadındayken diyor. Tabi hazır yani. Hazır. Ama İsa Mesih'in demesiyle bitiyor. Deccal Kudüs'teki namaza kadar aktif olacak mı? Öyle görünüyor. Yani hadise göre öyle görünüyor. Adam kendine hüsnü zannediyor. Yani İsa Mesih olduğuna ve Allah olduğuna inanıyor. Yani
Allah ve insan ve başka da yok diyor. Evet. Harikalar gösteren benim diyor. Ya hakikaten halüsinasyonlar göstertiyor. Ben de ölüyü diriltiyorum diyor. Yani mesela adamın cildi nasıl, ben diyor bak elimi sürüyorum, İsa Mesih'im diyor. Yani birçok avana ikna etmiş olacak yani İsa Mesih olduğuna. Ama bak en önemli şey şu, çok ben Allah'ım diyor haşa. Bak vahamet burada yani. Allah sorguluyor İsa Mesih, sen diyor böyle bir şey dedin mi diyor. Ya Rabbi diyor, ben böyle bir şey demişsem sen zaten bilmişsin diyor. Evet, evet, evet. Haşa diyor, benim ne haddime diyor öyle bir şey. Ben tenzih ederim diyor. Sen yücelerin yücesisin diyor ben. Ben bir kulum diyor, Allah'ın bir kuluyum diyor. Senin gönderdiğin bir peygamberim. Ben böyle bir şey demedim diyor. Allah bilmediğini değil, onu ikrar etmek için söylüyor. Ama bak söylüyor. Musa olsa dünya tatlısı o söyler. O dilek söylüyor. Deccal'in bu gösterilerinden peki küçük bir kitle mi haberdar olur, yoksa bütün dünyaya şamil olur mu? Şimdi yani İngiliz Derin Devleti'nin ona bu kadar itibar etmesinin nedeni o gücü. Yani bütün Deccal'ler sinsile yoluyla çok garip özellikler gösteriyor. Yoksa ya dünya çapında bu kadar etki olmaz. Mesela Fethullah Gülen'i bile etki altına almış. Yani onun mesela bazı avanelerini etkisi altına almış. Demek ki bir etki gücü yüksek yani. Belki bu akılsızı götürdüler. Aa, İsa Mesih dediler. Bu da inandı yani. Tabii. Ya büyük bir ihtimal öyle bir şey oldu. Tabii. Bunu yani sen İsa Mesih'i bekliyordun, işte gel geldi, görüştürelim demişlerdir. O da demiştir, ben haşa, ben Allah'ım dediyse bana uyacaksın. Birkaç harikada gösterdiyse bunun aklı gitmiş olabilir. Tabii. Yani büyük bir ihtimalle böyle bir şey olmuş. Yani bu kadar manyak olması bir insan mümkün değil. Ya kendi milletini öldürttü, şehit ettiriyor. Hepsini öldürün diyor. Ambulansta hepsini vurun diyor, öldürün diyor adam. Talimat vermiş. Çocuk kadın hepsini öldürün diyor. Hepsini şehit edin diyor. Demiyor şehit, yani öldürün diyor. Biz şehit diyor diyor. Tanklarla eskiden. Evet. Evet, kendisi